Ne haber, nasılsınız? İyi, siz sormadınız. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Herkes grip mi benim biraz gibi? Biraz de benim de öyle. Ha? Benim grip değil de böyle sesi falan gitmeye başladı. Çok ufak. Her şey nanelemon değil mi? Evet, Gonca'nın geçmiş olsun diye başlayalım o zaman. Evet. Bu salgından nasibini alan ünlülerden. Evet yani. Bir ton artık sadece Covid değil herhalde kış sezonuna yakın bir ton salgın çıktı şu anda griple alakalı. Hı hı. Ben de birazcık şey yaptım. Ona rağmen iyi payımı gördük. Payımı aldım yani. İyi gördük ama. Yok bugün arkadaşımızın özel daveti geldik. Zaten evime de yakın böyle biraz şey giydim. Çok şık. Çok da güzel olmuş aslında bir tablo gibi görüyoruz buradan da. Ha, çok sevdiğim. Evet vatanda evet. Güneşin ardından doğar teletabiler diye kötü bir espri yapayım ben de. İnanamıyorum ya. Vatan güneşin ardından doğan teletabiler. Askerden kalmadım. Hay Allah'ım ya. Evet abi. Film çıkıyor bu arada, hayırlı olsun diyelim. Film evet Aralık'ta her şey dahil filmi çıkıyor. Şubat ayında bizim filmimiz çıkacak. Senaryosunu yazdığım arkadaşımla birlikte. O yüzden heyecanlıyız yani. Bakalım. Çok güzel. İşte dijital platformda bir sıcak kafa işimiz çıkıyor. Onunla ilgili heyecanımız çok yüksek. Önden bir izlemesini yaptık. Ufak ufak da böyle röportajlara başladık. Bayağı heyecanlı geçiyor yani. Ne oluyor arkamda? Bir... Allah aşkına söyleyeyim ya. Sıcak kafa da bayağı şu an. Kikir bunlar ne yapıyorlar? Herkes çok mutlu. Sizi görünce zaten pozitif oluyorlar. Çok acayip. Güzelliğinize gülüyoruz. Bir şey oldu söyle ya. Yok hayır, gerçekten bir şey olmadı. Sıcak kafa da bu arada fragmanı yayınlandı diye hatırlıyoruz. Evet evet yayınlandı. O da çok beğenildi. Şimdi de artık izlenmeye bekliyoruz. Sevenlerimiz de bekliyor. Birazcık bahsedebilirseniz çok değişik bir proje olacak çünkü. Bir şey soracağım ya. İnsanlar anlamıyor izlerken. Siz böyle gidiyorsunuz sonra bir sonra bir daha böyle tutup gidiyoruz. Geliyorsunuz. Evet evet. Ben saçıda kalıyor ya o yüzden hani buraya doğru kaymaya başlıyorlar. Yan profilden alınıyor. Peki. Sıcak kafadan birazcık bahsedebilirsek çok değişik bir proje olacak. Çok beğeneceğini bir sonuna kadar eminiz ama birazcık detay verebilirsiniz. Fragmanlı yayınlandı. Dijital platformda. Evet. Afşin Kum'un bir romanı. Mert Baykal çekti. Senaryolaştıran da o ve ekibi zaten. Birkaç bölümümüzü Umur Turagay da çekti. Ben de 3. bölümünde falan dahil oldum. Aslında tam benim hatırlarsınız bu kaza geçirdiğim, yandığım döneme falan denk geldi. Ama çok heyecanlıyım. Üstünden uzun bir zaman geçti ve hani nasıl oldu, nasıl bitti diye ön bir izlemesini yaptık. Herhalde Türkiye'de son yıllarda görülecek en yüksek bütçeli ve prodüksiyonlu bir iş. Ve hakikaten bunun karşılığını ekip çok iyi vermiş. Müthiş bir görsellik. Konusu zaten çok etkileyici. Hepimizin mutlaka kendine mesajlar çıkarabileceği bir konu. Bir karantina döneminden bahsediliyor ve karantinadan önce yazılmış bir hikaye aslında. Enteresanlığı da orada işin. Dolayısıyla da böyle çok fazla bilgi veremiyorum ama değişik bir iş. Umarım insanlar da beğenir yani. Çünkü karantinadan önce yazıldı, daha sonrasında davalar açıyor mu? Siz nereden biliyordunuz bunları? Nasıl hala açılardınız diye. Yok vallahi tesadüf olmuş. Farklı bir karantina şeyi. Yani konuşarak bulaşan bir abuklaşma hastalığı, abuklama hastalığı üzerine. Herkesin böyle işte fragmanda da gördüğünüz gibi tüm şehrin kulaklıkla dolaştığı bir hikaye. Bu hikaye ekseninde dönen bir kurgu var. Bakalım. Hayırlısı çok merak benim. Ediyorum. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederiz Gonca Hanım. Üşütmeyin. Gülmeyin. Ne oluyor? Görüşürüz yani, canım benim. Hoşçakalın. Gönül ister aradığını hep mi bekler hep mi bulamaz. Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya'nın 8 ay süren sürpriz ilişkisi önceki yıl Ekim ayında bitmişti. Peşinden az koşmadım ki. Erşan Kuneri dizisinin ardından Isaac'le Bir Gece filminin çekimlerini tamamlayan ünlü komedyen, geçen çarşamba Zincirlikuyu'daki bir gösteri merkezinde tiyatro oyunu izlemeye gitti. Serenay Sarıkaya da aynı saatlerde başrolünü oynadığı Alice müzikali için başka bir salonda sahnedeydi. Oyunların bitiminin ardından iki eski sevgili mekanda düzenlenen after party'de tesadüfen karşılaştı. Arkadaşlarıyla sohbet eden Cem Yılmaz bir ara Serenay Sarıkaya'ya doğru dönerek "Hayatım" diye seslendi. Güzel oyuncu da "Hayatım" mı karşılığını verdi ve gülerek eski sevgilisini yanına gitti. Koyu bir sohbeti dalan ikili daha sonra etkinlikten ayrıldı. Serenay Hanım. Hayır, haberler sizde. Cem Yılmaz'la bugün karşılaştığınız bir "Hayatım" demesi, sizin de "Hayatım" mı deyip yakınlaşmanız oldu. Yeniden bir aşk olur mu Serenay Hanım? Çok komik şey. Oyundan geldim, yorgunum vallahi. Neler söyleyeceksiniz ama hani birlikte de eğlendiniz.
Cem Bey'in hayatında birisi vardı size, canım hayatım dedi efendim. Aylardır oyuncu Seda Akman'la aşk yaşayan Cem Yılmaz evine girerken görüntülendi. Ünlü komedyen Serenay Sarıkaya hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. İyi akşamlar Cem Bey. Serenay Hanım içeride hayatım diye seslenmişsiniz. Buzları eritip ilişkiye başladınız mı tekrardan? Hayırlı olsun diyelim mi? Neler söylemek istersiniz? Peki, teşekkürler, iyi akşamlar. Cem Yılmaz geçen salı ise yakın dostu Gökhan Özoğuz'un başrolünü oynadı. Ömer Faruk Sorans'a yönettiği Kendi Yolunda filminin galasına katıldı. Bir merdiven röportajı yapıyoruz. Cem Bey'le. Bizlere gidiyor. Önce filmle gidiyor. Ne söyleyeceksiniz? Valla Ömer'le Gökhan'ın çok güzel bir film yaptıklarını düşünüyorum. Zaten pandemiden önce çekmişlerdi. Çok güzel, sıcak bir hikaye olduğunu biliyorum. Bakalım hayırlısı. Sinemalarda biliyorsun şu sıralarda çok seyircinin çok güzel filmler de var. Evet, ne yazık ki ama yani tatsız olaylar oluyor. Onun için geçen hafta giren ilk iki Türk filmi çok güzel filmlerdi ama az izlendiler. İnşallah kırılır, düzelir yani. Cem Yılmaz yeni filmi Isaac'le Bir Gece'nin yakın zamanda seyirciyle buluşacağını söyledi. Kümeri'nin başarısı artık konuşulmaz. Evet. Çok güzel, devam evet, edecek. Bu sene de işte önümüzdeki günlerde bir film yaptık, onu bitirdik yakın zamanda. Bakalım. Sen kaderi alt üst edensin. Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisi hakkında alkol ve sigarayı özendirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Yılmaz da attığı şu tweetle duruma isyan etmişti. Bin dert var ama ben yine görevimi yapayım. Bir dernek 25 yıldır yapıldığı gibi beni, filmimi savcılığa şikayet etmiş. İddiada ben sigara kartellerinden para alıyormuşum ve filmlerde sigara içiyormuşum. Ey dernek, seni ciddiyete davet ediyorum ama sen bilirsin. Dava açıldığıyla ilgili bir haber okuduk. Evet, doğru. Öyleymiş. Sağlık olsun. Bilmiyorum yani işte. Eğlenceli bir dünyada yaşıyoruz. Ünlü komedyen geçen haftalarda beraber görüntülendiği yeni sevgilisi Seda Akman hakkındaysa konuşmak istemedi. Cem Yılmaz tıpkı bir önceki sevgilisi Rüya Demirbulut gibi Seda Akman'a da son çektiği projesine rol vermişti. Burası çok kalabalık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Beraber görüntülendiniz. Öte yandan ünlü komedyen 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 30. yılını kutladığı gecenin açılış konuşmasını yaptı. Ali Koç'un eşi Nebahar Koç'la beraber katıldığı gecenin ünlü davetlileri arasında Tolga Sarıtaş ve Nejat İşler de vardı. Çağla Şikel'in sunuculuğunu yaptığı gecede 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Fenerbahçe Stadı'nın adının Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesini istediklerini açıkladı. Ulu önderimiz Mustafa Kemal'e olan hayranlığı nedeniyle oğlunun adını Kemal koyan Cem Yılmaz da bu güzel haberin ardından coşkuyla sahneye çıktı. Allah'ım, bu ne mutluluk. Hayatımda ilk defa bu kadar güzel bir haberden sonra sahneye çıkıyorum. Stadımızın yeni ismi hayırlı uğurlu olsun. Yılmaz sahnede başka meslektaşlarına gönderme yapmayı da ihmal etmedi. İyi ki Fenerbahçeliyim. Bu tabii sizin için de bir, yani hepimiz için win-win. Eğer Fenerli olmasaydım bugün böyle yan sanayi bir komedyenle idare etmek zorunda kalabilirdiniz. Win-win. Gecede usta müzisyen Fahir Atakoğlu'yla Mor ve Ötesi grubu da sahne aldı.